Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün de devam ediyorum. İki bacağımızı da ördüm, ekledim. Şimdi yeşil ipten, yine bu da doğaçlama, sayıları her şeyi. Eteğine başladım. Eteğini üzerinde öreceğim. Bedenini de ten renginden değil de sanki kazak varmış gibi üzerinde aynı renginden, yeşil renginden örmeye devam edeceğim. İnşallah. Bakalım nasıl bir görüntü meydana çıkacak. Evet, burada nasıl yaptık? İçten aldığımız için ilmeleri bir sıra iz oluyor ya buralarda, bilirsiniz. Daha önce yapanlar da, izleyenler de bilir. Oralardan ikili trabzan olarak her ilmeğe iki defa battım. Yani biraz fırfır gibi işte arttırma oluyor. Daha sonra ne yapacağım? Yine her ilmeğin üzerine yine iki defa batacağım. Daha sonra bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar, şöyle size birazcık göstermeye çalışayım. Biraz bacaklarımız uzun olduğu için sığmıyor görüntüye, ama yine de şöyle göstermeye çalışayım. Evet, bir ilmeğin üzerine iki de çıkıyoruz. Yani ikili trabzan yapıyoruz ve iki defa yapıyoruz aynı işlemi. Şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum ama ben en azından tarif edeyim. Şöyle. Evet, her ilmeği iki defa. Bu bir kloş görüntü oluşturacak. Bebeğimizin eteğinde. Evet, aynı ilmeği iki defa batıyoruz ve böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bir sıra böyle bu şekilde geçtim. Bakın nasıl fırfır gibi oldu, değil mi? Uçları fırfır şeklinde oldu. Evet. Gayet de güzel oldu. Sizin fikriniz nedir bilmiyorum ama şimdi nasıl yapsak? 3 sıra hiç arttırmadan, eksiltmeden örsek bakalım nasıl olacak? Bakalım, hep birlikte bakacağız. Arkadaşlar, 3 sıra dedim ama 4 sıra daha çok etek kendini belli etti. Hiç eksiltme, arttırma yapmadan 4 sıra ekledim ikili trabzan olarak. Ama şimdi eteğimize başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Acaba diyorum, ayakkabılarının rengiyle eteğin ucuna bir sıra sık iğne mi yapsam? Güzel olur mu? Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar, sık iğne denedim ama biraz kaba durdu gibi. Ben de ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle. İlmek kaydırmayı herhalde herkes biliyordur. Şöyle çekiyoruz, batıyoruz ve çekiyoruz. Bakın böyle incecik oldu, böyle su taşı gibi incecik oldu. Daha güzel oldu sanki. Biraz devam edelim bakalım nasıl olacak. Ben de sizlerle beraber merak ediyorum. Böyle sayısız, hesapsız, kitapsız olduğu zaman, işte sayılara bağlı kalınmadığı zaman, doğaçlama olduğu zaman insanın kendi de bilmiyor. Sadece göz zevkine göre yapıyor, karar veriyor. Olmazsa söküyor. İşte bu şekilde gayet de şirin oluyor. Evet.
yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, tamamlayıp geldim. Şimdi kahverengi bir ip taktım. Eteğine birkaç tane şöyle doğaçlama dal gibi şeyler yapmak istiyorum. Ucuna da küçük papatyalar yapacağım inşallah. Bakalım nasıl olacak. Yukarıdan çıkalım şöyle. Şöyle bunu da şöyle batalım. Şöyle çıkalım. Bunlar da doğaçlama. Şöyle kedi izi gibi. Bilmem görünüyor mu? Görebiliyor musunuz? Böyle birkaç tane yapıp üzerlerine de papatya dikmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şöyle küçük küçük papatyalar yaptım. 3 tane önüne gelecek şekilde. İkisini diktim. Diğerini de beraber dikelim inşallah. Evet. Turuncudan yaptım. Minnacık bir papatya. Şöyle alttan batıyoruz. Üstten çıkıyoruz. Üstten batıp alttan çıkıyoruz. Şöyle. Bakın. Şöyle bir etek oldu. Şöyle göstereyim size. Tabii isteyen her tarafına yapabilir. Arka taraflara da yapabilir. Ben bunu bitirdikten sonra üzerine ılık ütü basmayı düşünüyorum. Çünkü kabarık durmaması gerekiyor. Kabarık durmasın diye. İsterseniz her yerine papatya yapabilirsiniz. Ben sadece böyle 3 tane önünde görünsün, süs olsun diye yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şöyle. Bunun üzerine de beden bölümünü de kazak şekli olsun diye yeşille devam etmeyi düşünüyorum. Kollarını da yeşille yapmayı düşünüyorum. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak, nasıl bir bebek çıkacak. Ben de merak ediyorum. Böyle bilmemek daha güzel oluyor. Merak ediyor insan. Nasıl olacak diye. Şimdi kolları kaldı. Kafası kaldı. Onları da yaptıktan sonra ekledikten sonra onlar yine sizlerle paylaşırım inşallah. Bilmiyorum artık. Çok da görünmüyor benim bu telefonun açısından koyduğum yerden. Ama umarım faydalı olmuştur. Beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Zaten bizler küçük kanallarız. O yüzden ulaşabildiğimiz kişi sayısı az. Abone olanlardan da fikirlerini söylemelerini bekliyorum. Yani bu kadar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ha, şunu da söyleyeyim. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz, onlar da abone olursalar çok sevinirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.